بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هود الرسول الله الجسيم، حضرت هود عليه السلام عاد قومي حدني أشنجا وكفر لرندا دوام التكتري جناب الله الجول رقتان هود جندريور ve Arad Allahu en yursile ile adin rasulen. cenab Allah ad kavmine bir elçi göndermek istedi. İnna Allah la yarda li ibadihil kufra Şüphesiz ki Allah kulları için küfre razı olmaz. Rıza göstermez. İnna Allah la yuhibbu'l fesade fi'l ardı. Şüphesiz ki Cenab-ı Allah yeryüzünde fesada e, fesattan hoşnut değildir. Ve kana adun la yastamilun aqulahum illa fil akli ve şurbi ve lehvi ve laibi ve bina'il buyuti. Ad kavmi la yastamilun aqulahum akıllarını kullanmıyorlardı. İlla ancak akıllarını şurada kullanıyordu fil akli yemede ve şurbi içmede ve lehvi eğlencede ve laibi oyunda ve bina il büyütü ve ev yapmada. Yani ad kavmi sadece kendi akıllarını hep yeme, içme, eğlence, oyun ve evleri inşa etmede kullanıyorlardı. Ve kad fesedet ukuluhum. Onların akılları bozulmuştu. Li ennehum çünkü onlar la yestamilûneha fiddini. Çünkü la kullanmazlar ha o akıllarını fi dini dini konularda akıllarını kullanmazlardı onlar akıllarını hep dünyevi konularda kullanıyorlardı ve kana adun uqala fi dini aghbiya fi uqala fi dunya dini ve kana at kavmi e, dünya konularında dünya işlerinde akıllı idiler agbiya fiddini dini konularda ise ahmak idiler el hicarata ve la ya'kilun taşlara tapıyorlar ve akıllanmıyorlardı Allahu en yursile ileyhim rasulen yehdihim ve Allahu Teala onları hidayete doğru yola ulaştıracak bir elçi onlara göndermek istediğim ve arada Allahu en yekun hada Rasul min anfusihim ve Allahu Teala bu elçinin onların arasından bir kişinin bir kişi olmasını istedi. Yarifunahu onların tanıdığı ve yefhamuna sözünden anladığı bir kişi olmasını istedi. Yani Cenab-ı Allah öyle bir elçi gönderecekti ki o resul o elçi onlardan olacaktı. At kavminden olacaktı ve o ad kavminin tanıdığı biri olacaktı ve sözlerinden anlayacakları bir kişi olacaktı. Kane Hudun zalika rasule. İşte Hud aleyhisselam o elçi idi. O elçi o peygamber işte gönderilecek olan o elçi Hazreti Hud aleyhisselam idi. Vulide fi beytin şerifin fi Ad kavminde değerli, şerefli bir ailede doğmuştu Hud aleyhisselam ve neşa ala aklin ve salahin. Akıl ve salah yani üzerine büyüdü Hud aleyhisselam. Davetu Hudin. Hud aleyhisselamın daveti. Hud aleyhisselam ad kavmini Allah'a ibadete davet edişinden bahsedeceğiz. Ve kâme ve kâme hudun fi kavmihi yed'u ve yekûl. Hud aleyhisselam kendi kavmi içerisinde davet etmeye kalkıştı ve yakul ve şöyle söyledi. Ya kavmi abdullah ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayruh Allah'tan başka sizin için ilah yoktur. Ve kâle Hudun ve Hud aleyhisselam şöyle söylemeye devam etti. Ya kavmi ey kavmim keyfe ta'budûnel hicârate Nasıl olur da taşlara taparsınız, taşlara ibadet edersiniz? وَلَا تَعْبُدُونَ الَّذ۪ي halakakum Ve sizi yaratana ibadet etmezsiniz. Ya kavmim, ey kavmim, هذه الحجارة التي نحتمها keyfe كيف تعبدونها اليوم Ey kavmim, bu taşlar daha dün oyduğumuz taşlardır. Keyfe تعبدونها اليوم bugün nasıl olur da kendi ellerinizle oyduğunuz taşlara ibadet edersiniz? İnna Allaha halakakum ve razakakum. Şüphesiz ki sizi yaratan Cenab Allah'tır ve sizi rızıklandıran da odur. Ve barakalakum fil emvali ve alaulad ve alharth ve nesl. Mallarınızda, evlatlarınızda, ekinlerinize ve neslinize bereket katan odur. Ve cealakum hulafa min ba'di kavmi Nuh'in. Hz. Nuh'un kavminden sonra sizleri halife yaptı. Sizleri o kavminden sonra yarattı. Ve kuvveten fil cismi ve cesetlerinizde bedenlerinize kuvvet verdi. Kâne hakkı hâzihin ni'mi bu size verdiği nimetlerin hakkıdır ki en ve la bir tek Allah'a ibadet edip başkasına ibadet etmemek hak, haktır. İnne Kelbe, ileyhi bi azmin. Bu gördüğünüz köpek, bu esnada Hazreti Hud orada olan bir köpeği gösteriyor. Siz bu köpeğe mesela kemik atıyorsunuz ve bu köpek hiçbir şekilde evinizden ayrılmıyor. Size bir gölge gibi her daim peşinizdedir. Peki kendi evini, kendi efendisini terk eden, sahibini terk eden bir köpek gördünüz mü? İnne hadal kelbe allazi bu köpek ki tarmuna ileyhi bi azmin kendisine e, kemik attığınız bu köpek la yufariqu beytakum evinizi terk etmez evinizden ayrılmaz ve yetbaukum kezilli her daim ardınızdadır sizinle beraber olur bir gölge misali e faraeytum kelben yetruku sayyidehu ve yadhhabu ila ghayrihi hiç görmüş müsünüz bir köpek kendi efendisini, kendi sahibini terk edip başkasına gittiğini. Evaraytum hayvanan ya'budu hajran taşa tapan, taşa ibadet eden bir hayvan görmüş müsünüz? Evaraytum hayvanan yasjudu li sanamin bir put için secde eden bir hayvan görmüş müsünüz? Peki bunu görmediniz. Peki helil insanu ezellu min el hayvan em huwa min el hayvan? Peki insan hayvandan daha zelil, daha aşağı derecede midir? Em huve ecellu hayvan. Yoksa insan hayvandan daha üstün, daha yüce midir? E elbette ki insan hayvandan daha yücedir. Hayvan bile bir puta tapmazken, hayvan bile taşa ibadet etmez iken nasıl olur da sizler kendi ellerinizle oyduğunuz taşlara, putlara taparsınız? Cevabul Kavmi. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın bu daveti üzerine onun kavminin verdiği cevap. Kana al fi shughl min al akl şurbi Hazreti Hudun kavmi ad kavmi o sürekli yeme, içme, eğlence, oyun tarzında e, meşguliyetler içerisindeydi. Ad kavmi sürekli hep yemeyle meşgul olur, içmeyle meşgul olur, eğlence ve oyunla meşhur olurdu. Ve kad bil hayati dunya ve biha. Ve onlar dünya hayatına razı olmuşlardı. Ve biha o da aynı mana. Onlar dünya hayatına razı olmuşlardı. Ahiret hayatını benimsemiyorlardı. Ad kavmi. Daqa kalbuhum bi kelami Hazreti Hud Aleyhisselam'ın sözlerinden ötürü kalpleri daralmıştı. Yani çünkü Hazreti Hud Aleyhisselam'ın bu daveti onların hoşuna gitmemişti. Ve kâle ba'duhum li ba'din birbirlerine şöyle derlerdi. Ma yekûl Hud Hud Aleyhisselam ne diyor? Mâ yurîdu Hud ne istiyor? Nahnu lâ nefhamu kelâmehu Biz onun sözlerini anlamıyoruz. Kâlu sefihun em mecnûn ev yani Hud aleyhisselam için yakışık durmayan sözler sarf edip o sefih midir yoksa deli midir? Yani e, sefih hani e, e, ahmak anlamına geliyor yoksa deli midir? Bu gibi terbiyesizce sözler sarf ediyorlardı Hz. Hud Aleyhisselam için. Ve lemma daa'ahum Hudun marratan uhra Hazreti Hud Aleyhisselam onları tekrardan Allah'a ibadete davet edince kale esrafu kavmih onun kavminin önde gelenleri zenginleri şöyle dediler. İnna lanarake fi safahetin biz bizler seni sefahat içerisinde içerisine görüyoruz. Yani aklını kaybetmişsin böyle ahmakça e, ahmakça hareketlerde de bulunuyorsun. Seni bu şekilde görüyoruz. Ve inna lenazunnuke minel ve bizler seni yalancılardan zannediyoruz. kalaya ya kavmi Hz. Hud dedi ki ey kavmim leyse bi sefahetun bende sefihlik ahmaklık yoktur. Velakinne rasulun min rabbil alamin. Ben aklı başında ve alemlerin Rabbinin sizlere gönderdiği, Cenab-ı Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim ben. Ubelligukum sizlere ulaştırıyorum risalati Rabbim. Rabbimin mesajlarını sizlere ulaştırıyorum. Ve ana lekum nasihun Ve ben, ben sizler için güvenilir bir nasihat edeceğim. Hikmetu Hudin Hud Aleyhisselam'ın hikmeti davetinde uyguladığı metot üsluptan bahsedeceğiz. Ve ma sürekli Hudun Hud Aleyhisselam yansahu li kavmi sürekli kavmine nasihat ediyordu. Ve yed'uhum bi hikmetin ve rifkin hikmet ve e, yumuşak bir şekilde onları Allah'a ibadete davet ediyordu. Kale Hudun, Hazreti Hud aleyhisselam şöyle diyordu. Ya kavmi, ey kavmim, ana ahukum, ben sizin kardeşinizim. Ve sadikukum bil ems, daha düne kadar ben sizin kardeşiniz, sizin arkadaşınızdım, dostunuzdum. Ela ta'rifuneni, beni tanımıyor musunuz? Ya ihvani, ey kardeşlerim, limada tehafuneni, niçin benden korkuyor, ve tefirrun minni ve benden kaçıyorsunuz. İnni la enqusu min malikum şey'e. Ben sizlerin malından hiçbir şey azaltmayacağım. Malınız malınızda gözüm yoktur. Ya kavmi, ey kavmim, la eselukum alayhi malen. Ben sizden herhangi bir mal talebinde bulunmuyorum. İn ecri illa Allah. Benim ücretim Allah'a aittir. أهود لا أسألكم عليه أجراً لا أسألكم عليه مالاندر يا قومي أي قومي ماذا تخافون إيه, يا قومي ماذا تخافون ندم قرقرسن إن آمنتم بالله إذا إيمانكم بالله لماذا ستخافون والله لا تفقدون من أموالكم شيئاً إذا آمنتم بالله Allah'a yemin ederim ki eğer sizler Allah'a iman ederseniz mallarınızdan hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Bel yubarikullahu lekum fir Bilakis Cenab-ı Allah sizin rızkınıza bereket katacaktır. Ve yezidu fi ve sizin gücünüzü arttıracaktır. Eğer siz Allah'a iman ederseniz. Ve ya kavmi ve ey kavmim limada teteaccebune min benim bu size ulaştırdığım mesajlardan neden hayret ediyorsunuz? İnna Allah la yekellimu vahiden vahiden. Şüphesiz ki Cenab-ı Allah her birinizle ayrı ayrı konuşmaz. Nasıl ki padişahlar bir kendi halkına bir mesaj ilettikleri iletmek istedikleri zaman padişah gidip herkese ayrı ayrı o mesajı iletmez. İşte padişahlardan daha üstün olan Cenab-ı Allah Elbette ki her birinizle ayrı ayrı konuşmaz. İnna Allah la yuhatibu kulla ahadin. Cenab-ı Allah her bir kişiye ayrı ayrı hitap edip yakulahu ona şöyle şunu yani söylemez. İf'al keza, if'al keza. Şöyle yap, şöyle yap. Her birine ayrı ayrı bu şekilde söyleyerek hitapta bulunmaz. İnna Allah yursilu ila kulli kavmin rajulan minhum. Cenab-ı Allah her kavme onlardan bir adam bir kişi bir elçi gönderir yükellimuhum onlarla konuşturur ve yansahu lehum ve o elçi onlara nasihat eder o kavme ve kad erseleni ileyikum, ukellimukum ve ansahu ve Cenab-ı Allah beni size elçi olarak gönderdi ukellimukum sizlerle konuşuyorum ve ansahu ve sizlere nasihat ediyorum ev acibtum en ca'akum zikrun min rabbikum ala raculin minkum linzirakum Ewa <Sessizlik> acibtum şaşırdınız mı? Enceakum size gelmesinde zikrum min rabbikum Rabbinizden bir hatırlatma ala raculin bir kişi ki minkum sizden bir kişiye hatırlatma e, gelmesinden şaşırdınız mı? Liyunzirakum sizleri uyarması için. İmanu Hudin. Hud Aleyhisselam'ın imanı. Ve lem tecid adun cevaben. Ad kavmi verecek bir cevap bulamadı. Ve ma alimu keyfe yujibunuhu den. Ad kavmi Hud aleyhisselama nasıl cevap vereceklerini bilmediler. Velakinnehum fakat ad kavmi "kalu şöyle dediler. Lemma ajazu cevap vermekten aciz oldukları zaman şöyle dediler. Kad gadibat aleyke ilahatuna fa asabaka maradun fi aklika. Kad gadibat öfkelenmiş aleyke Hazreti Hud'a diyorlar sana öfkelenmiş alihetuna bizim ilahlarımız. O asabeke maradun fi aklike. ve senin aklında bir hastalık oluşmuş. Hazreti Hud'a bu şekilde yakışık düşmeyen e, sözler sarf ettiler. Vakad vaka aleyke vebalun min aliheti. İlahlardan sana karşı bir vebal yani bir yük e, gerçekleşti. Senin üzerine bir vebal vuku buldu. diye söylediler. Bunun üzerine Kalahud'un Hud Aleyhisselam şöyle dedi: İnne hazihi'l aslama hicaretun. Bu putlar taştırlar. La tenfau ahadan. Kimsesiz fayda vermezler ve la tudru. Zarar da veremezler. Ve in hazihi'l aslama hicaretun. Bu putlar taştırlar. La tetekellamu. Konuşmazlar ve la tesmau. İşitmezler. ولا تنظروا بقمز دار ان هذه الاصنام و بوطار لا تملكون خيرا ولا شرا لا خير نده شر elde edebilirler yani خير elde etmezler şer de elde etmezler bu putlar ولا تملكون لاحد نفعا ولا ضرا yani hiçbir kimse için ne fayda ne de zarar elde edebilirler وَاِنَّكُمْ اَيْدًا لَا hayran خَيْرًا وَلَا شَرًّا Sizler de aynı şekilde ne hayır ne de şer elde edebilirsiniz. وَلَا تَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلَا دَرًّا Ve size de aynı şekilde benim için ne fayda ne de zarar elde edebilirsiniz. اِنِّي لَا bi بِآلِهَتِكُمْ Ben sizin ilahlarınıza iman etmiyorum. وَلَا اَخَافُهُمْ Ve onlardan korkmuyorum. Çünkü sizler putlara tapıyorsunuz kendi ellerinizle oyduğunuz taşlara tapıyorsunuz. Onlara secde ediyorsunuz. Ben sizin o ilahlarınıza iman etmiyorum ve onlardan da korkmuyorum. İnni beri'un mimma tüşrikun. Ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım. Ve la eyden. Sizden de korkmuyorum. Fekiduni cemi'a. Hep birlikte bana istediğiniz tuzağı kurun inni tevekkeltu ala Allah rabbi ve rabbakum benim rabbim ve sizin rabbiniz olan Allah'a tevekkül etmişim ben kullu şeyin tahta yedihi bütün her şey onun kudreti altın eli, kudret eli altındadır ve la teskutu varakatun illa bi iznihi hiçbir yaprak onun izni olmadan düşmez inadu adin ee, bir dahaki dersimizde inşallah Ad kavminin inadı bir de ad kavmine gelen azap nedir? Ondan bahsedeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.